önce espri, mizah, ironi 101 ders verelim. Sevenler buluştu deyince zannetmeyin ki Kalsen'le Hans Niemann geldiler buluştular. Nereden buluşmadıklarını anlıyoruz. Çünkü birbirlerini sevmiyorlar. Demek ki sevenler diye bir başlık görünce hemen atlamayacaksın kardeşim. Clickbait diye ağlamayacaksın. Belli ki esprili bir anlatım olacak. Neyse konuya gelelim. Gerçekten sevenler buluştu. Espri anlamında. Ne de buluştular? Başarısızlıkta buluştular. Magnus Carlsen Norveç turnuvasında bir kayıp beş berabereyle gidiyor. Ve gördüğünüz gibi 14.1 puan kaybetmiş durumda. Peki Hans Niemann ne yapıyor? Hans Niemann'a gelirsek aşağılara iniyoruz, 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 iniyoruz. Nerede Hans Niemann? Evet, evet. Hans Niemann bayağı aşağılarda kaldı. Ah, eh, işte bulduk Hans Niemann'da. Hans Niemann'da bakın 16,5 Elo kaybetmiş. Koca listede son zamanlarda bu kadar Elo kaybeden 2 oyuncu Hans Niemann ve Carlsen. Başarısızlıkta buluştular. Keyifli bir buluşma değil kesinlikle. Şimdi gelelim Carlsen'in oyununa. Carlsen istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Berabere 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 klasik oyunlarda sonra Armageddon oyununda bir şeyler yapıyor. Vatandaşı Ariantari'ye karşı oynuyor. Siyahlarla kritik konumdan itibaren gösterelim. Burada beraberlik tabii Carlsen'e yetiyor Armageddon'un özelliğinden dolayı. Ataş 5 ile vezir tehdit etti. Ataş 6 şah, şah G7, Buna mı soru dedim ben? Hayır bu soru değil düzeltiyorum. Vezir G4 soru. Özür dilerim. Vezir G4 soru. Çünkü burada yine at F5 şahla devam etmeliydi. Ama bunu düzelteyim. Vezir G4 soru çektiğinde şimdi fil alır E3 iyi hamle. At F5 şah çekmek zorunda. Çünkü piyonla fil alırsa at boşta kalacak. Şah çekince Karsen şahını kaçmış. Alınca At alıyor. O da piyonla piyon alınca bu da çift soru. Tabi hızlı oyun bu. Burada doğrusu vezir h5 yapmak. Siyahlar hafif üstün. f 5ten sonra atı buradan bırakmış. f4 f4 At f 4ten sonra at çok güçlü bir konumda. Ve şimdi vezir h4 oynamış. Fikir vezir f6 şah çekmek. Kaleyi geliyor. Görünüş güzel. Açmaz can sıkıcı gibi ama sıkıntı şu ki bu açmaz ebedi değil ve G2'yi alma fikri var. D4 oynamış burada. Şimdi Ataş 3 Şah bir de bu var tabii ki. Şah H1 atı geri dönmüş. Kaleyi gelmiş. Burada şimdi peki hemen akla şu soru geliyor. Burada D alır E5 yapsa ne olacaktı? O zaman da e 4 Şah e 4 geliyor. Veziri istiyor ve at G3 çatal var. Dolayısıyla o yapılamaz kaleyi gelmiş. Burada işin doğrusu hala AT4 var ama AT4'e artık patlatacak bunu. Çok kötü durum. Artık bilgisayar eksi dörtleri gösteriyor. Artık kalsen bu şekilde bitirmeyi tercih ediyor. Bu daha da iyi. Bilgisayar diyor ki tek çaren kaleyi almak. E almıyor. Piyonu alınca şah o da ne kaleler nasıl da geldi değil mi? Bir daha şah alamaz açmaz da. Şah kaçınca bir daha şah yani bir oradan tokat, bir buradan tokat. Şahı gelince kale alır G2 mat değil açmaz da kalsın önce vezirle vezir alınca Aryan tari terk etmiş almas halinde böyle utandırıcı bir mat var. Umarım anlatım beğenmişsinizdir. Beğeniniz eksik etmezseniz sevinirim. Herkese sevgiler, saygılar.